Trav Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayır ile beraberiz. Emre merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba Eren, teşekkürler. Çok teşekkürler. Emre, çok uzun bir soru sormayacağım sana ilk etapta. Çok kısa bir soru soracağım. Aralık'taki beklentin 50 bas puan artık kesinleşti mi sence? Kesin gibi gözüküyor artık Eren, bundan sonraki toplantıda Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışını 50 bas puan yapması. Ama tabii öncesinde gelecek veriler burada oldukça önemli olacak. Çünkü çarşamba akşamı karar açıklanacak önümüzdeki hafta. Hemen öncesinde salı günü Amerika'da manşet enflasyon rakamını göreceğiz. Her ne kadar piyasalar 50 bas puanı fiyatlıyor olsa da çok hafif bir beklenti değişikliği oluyor 2023'ün ortalarındaki faiz artışına ilişkin olarak. Örneğin hafta başında biraz daha %5 bandında bulunuyordu. Bugün itibariyle baktığımız zaman 5.25 bandına çıkmış özellikle Haziran ayına dair beklentiler. O yüzden eğer enflasyon tarafındaki yükselişin sürdüğü gözlemlenirse Fed'den 50 bas puan artış beklentisi fiyatlara dahil olsa bile uzun vadeli beklentilerle beraber hemen Fed açıklaması öncesinde dolar endekste bir kuvvetlenme yaşanabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor bence. Ama önümüzdeki toplantıda %99 ihtimalle diyelim 50 bas puanlık bir faiz artışı Amerika Merkez Bankası tarafından yapılacak. 2023 nasıl geçecek? Buna dair mesajları almaya çalışacağız Fed'den. Orada açıklanacak gelişmeler her seferinde tabii ekonomik verilerin gidişatına bağlı olacak deniyor ama yine de yıllık bazlı bir öngörü, en azından bir beklenti, bir cümle bile olsa Fed Başkanı'nın ağzından çıkarsa belki piyasalar buna karşı reaksiyon verebilir diyebilirim. Emre, şimdi sana bir şey soracağım. O da şu. 50 bas puan artık piyasalar gerçekten çok fazla kanalize olmuş durumda. Çünkü bölgesel Fed başkanlarından tut da en son Jerome Powell, yani Fed Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamada bile Aralık ayında faiz arttırımlarını yavaşlatabiliriz cümlesini net bir şekilde duyduk. Yani sinyal niteliğinde bir cümle değildi. Net bir şekilde bunu söyledi. Yalnız yanlış hatırlamıyorsam 12 Aralık gibi bir tarihte ABD'de enflasyon verisi açıklanacak. Ve o tarihte de bölgesel FED başkanlarının konuşma yasağı var. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Eğer ki beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyonla karşılaşırsak, son veri %7,7. Hatırlıyorsun zaten, biliyorsun. Diyelim ki %8 seviyesinin üzerine çıktı tekrar. Beklenti bu değil ama bir senaryo çiziyoruz. Şimdi konuşma yasaklısı. Dolayısıyla sözlü yönlendirmenin olma ihtimali de çok sıkıntılı, çok zor. Nasıl bir durumla karşı karşıya kalırız? Yani aslında bakarsan sorumun özeti şu. Piyasalardaki bu 50 bas puanlık beklenti bir anda çok hızlı bir şekilde kötü bir enflasyon verisiyle 75 bas puanı devam edeceğine dair evrilebilir mi sence? Öyle bir his görüyor musun? 75 bas puana da evrilmez. Fakat şu var, Amerika tarafında açıklanan veriler iyileşme gösterdiği anda, yine bu hafta içerisinde ISM rakamlarında bunu gördük. Amerika içerisinde fabrika satışlarındaki stoklardaki toparlanmada bunu gördük. Dolar endeksinde çok ciddi bir kuvvetlenme olabiliyor. Bu da emtia tarafındaki yukarı yönde hızlı bir şekilde değer kazanmış fiyatları biraz daha baskı altına alıyor. Ama Fed'e dair beklentileri çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü PCE rakamı açıklandı. Fed biraz daha PCE tarafına bakıyor. Ama eğer enflasyon da beklenmedik bir şekilde yükseliş meydana gelirse Fed öncesinde bu biraz daha dolar endeks tarafında değer artışı belki Amerika borsalarında kâr realizasyonu tetikleyecek son bir hamle olarak karşımıza çıkabilir gibi düşünüyorum. Ama genel itibariyle ABD tarafında özellikle enerji fiyatlarına bakacak olursak galon fiyatları son dönemin en düşük seviyelerine gelmiş durumda. O yüzden muhtemelen enflasyon rakamında da çok hızlı bir artış görmeyeceğiz, bir yavaşlama göreceğiz. Ama tabii 2023 yılı içerisinde nasıl bir senaryo ortaya konacak bu önemli ve aynı zamanda ABD'nin ekonomik büyümesine ilişkin 2023'te Fed ne bekleyecek? Bunları duymamız oldukça önemli olacak. Çünkü genel itibariyle küresel çapta senin de yayının başına bahsetmiş olduğun gibi bir durgunluk beklentisi var. Bu resesyon mu olacak yoksa stagflasyon mu olacak? Bunu görmek gerekiyor. O yüzden enflasyon rakamı içerisinde belki biraz daha gıda fiyatlarındaki duruma bakmak gerekecek. Konut piyasasındaki duruma bakmak gerekecek. Çünkü genel itibariyle konut piyasasında bir daralma söz konusu. Bu Amerika için de geçerli. Bu da eğer kira fiyatlarını da düşürmeye başladığını görürsek enflasyonda belki de sürpriz bir şekilde FED öncesinde beklenenden daha da düşük bir enflasyon rakamıyla karşılaşabiliriz diye tahmin ediyorum. Peki sence FED 2023'e ilişkin nasıl bir senaryo çizer? Yani senin bas senaryon nedir? 50 bas puanlık faiz arttırımını yaptık ama 2023 yılında mesela 25'er bas puanlık faiz arttırımlarıyla faiz arttırım sürecinin devam edeceğine ilişkin piyasalar nezdinde
daha düşük tonda şahin bir açıklamalar mı gelmesi beklenir? Yoksa yine biraz daha kafayı karıştıran işte veriye bağlı kalacağız. 50 de olabilir. Gerekirse 75'e de çıkartılabilir tarzında kafaları karıştıran bir miktar şahin, bir miktar şahin taraftan hafif de olsa vazgeçen bir FED mi görürüz? Senin nasıl bir bas senaryon var? Şimdiye kadar bu yıl içerisinde genelde FED'i şahin tarafta gördük ama Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar güvercin mesajları her zaman içeriyordu ve gelecekle ilgili olarak da belirsizlik vurgusu hep ön planda kalmaya devam etti. Çünkü şüphesiz bu yıl 2022'nin ana teması enerji fiyatlarındaki yükselişti ve enerji fiyatlarındaki yükselişte bu yılın başında yaşanması öngörülmeyen bir jeopolitik risk artışıyla beraber geldi. Ukrayna'da yaşanan gelişmelerle beraber geldi. O yüzden 2023 yılında ne yaşanacağını bilmek çok zor. Kuraklık konusu gündemde, bununla beraber gıda fiyatlarının artması gündemde. Keza hava durumuna baktığımız zaman hala hava sıcaklıklarının yüksek seyrediyor olması da bu noktada ileri dönük olarak beklentileri biraz daha negatif yönde etkiliyor gıda tarafında. Belki buna biraz vurgu yapılabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü bir önceki toplantı tutanaklarında bundan da bahsedilmiş durumdaydı. Ama 2023 genelinde biraz daha aslında faiz oranlarını arttırdıktan sonra ekonomik durum ne yönde şekil kazanacak bunu görmek isteyen bir FED duyacağız diye tahmin ediyorum. O yüzden çok da fazla faizleri artık 5,5'un üzerine çıkartabilecek bir beklenti yaratacak açıklama gelmeyebilir. Ama genel eğilim aslında 2023 yılı içerisinde 4. çeyreğe doğru Amerika Merkez Bankası FED'in faiz oranını da düşürmesi yönünde. Buna ilişkin belki bir mesaj verilebilir. Uzun vadeli beklentiler ne şekil kazanacak bunu göreceğiz. Ama tabii ki ilk etapta bir ABD ekonomisinde yavaşlama olduğu ve bundan dolayı da biraz da Amerika Merkez Bankası'nın bu yıl içerisinde almış olduğu kararların etkilerini görmek isteyeceği bir yıl olduğunu söylemesi ağırlıklı bir ihtimal olarak düşünüyorum ben. Dolar endeksinde peki nasıl bir projeksiyon çizersin? 105 seviyenin altına doğru iniyor. Kalıcılığın sağlanamadığını görüyoruz. Ve 104.40, 104.50 o bölgelerin teknik olarak çok kritik olduğuna ilişkin de açıklamalar var. Eğer ki Aralık ayında 50 bas puanlık faiz arttırımının geldiğini varsayıyorum ve arkasından FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar, toplantı karar metninde geçen ifadelerin daha düşük tonda şahin olduğu anlaşılır ve görülürse, sence 2023 yılı içerisinde en azından ilk yarısı ya da birinci çeyreği itibariyle dolar endeksinin 100 seviyesinin altını test etme ihtimalini görüyor musun? 100 bölgesine yaklaşabileceğini düşünüyorum dolar endeksinin. Çünkü bu noktada biraz da aslında ABD tahvil faizleri arasındaki makası da bakmak gerekecek. Her ne kadar FED Başkanı 2 yıl altındaki tahvil faiz oranlarını baz alarak biraz daha projeksiyon uyguladıklarını söyleseler de uzun vadeli grafiklere baktığımız zaman 2 yıllık tahvil faiziyle 10 yıllık tahvil faizindeki arasındaki makas son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu tabii ki bir resesyon sinyalini beraberinde getiriyor ve bu resesyon sinyalini de ilerleyen dönemde dolar endeksinde değer kaybının gelebileceğini gösteriyor. O yüzden 2023 yılının en azından ilk 6 ayı içerisinde dolar endeksinin biraz daha 100 bölgesine yaklaştığı, belki 100'ün de aşağısına geçip 97-98 bölgeden doğru gevşediği bir yıl olabilir. Teknik anlamda da zaten yükseliş eğiliminin sonlanmış olması, 200 günlük ortalamanın aşağısında fiyatlamanın devam ediyor olması noktada biraz daha dolar endeksinde 2023 yılı içerisinde değer kaybını sürebileceğini gösteriyor. Emre, peki az önce ben zaten yayının başında bir miktar özetledim. Sen de zaten buna vurgu yaptın. O zaman senin net cevabını istiyorum. Resesyon ihtimali sence artıyor mu? Çünkü yani Bank of America, Goldman Sachs ve JP Morgan'dan resesyon ihtimalinin yüksek olduğuna ilişkin açıklamalar geldi. Ki bu üç kurumda hani söylemeye gerek yok. Küresel ölçekte en büyük yatırım bankaları. Yani bu yatırım bankalarının bu derece kuvvetli resesyon beklentisi sence çok mu kötümser, yoksa yumuşak iniş ihtimalini hala güçlü görüyor musun? Amerika tarafında belki biraz daha sakin bir resesyon olabilir ama Avrupa tarafında, İngiltere tarafında işler Amerika'ya göre biraz daha negatif seyrediyor. O yüzden küresel çapta evet, bütün yatırım bankalarında bahsettiği gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının, Dünya Bankası'nın, IMF gibi büyük önde gelen ekonomi oyuncularında bahsetmiş olduğu gibi ekonomilerde yavaşlama şüphesiz olacak. Amerika'da bu teğet mi geçecek, yoksa biraz daha belki bir çeyrek, iki çeyrek negatif büyüme mi gösterecek? Bunu görmek gerekiyor ama genel olarak Amerika ekonomisindeki hane halklarının pozisyonuna baktığımız zaman tasarruf oranı düşüyor olsa bile ellerine tutmuş oldukları nakit miktarı oldukça yüksek.
pandeminin başında dağıtılan yardım çekleri ve sonrasında yapılan yardımlarla beraber son rakamlar 5 trilyon dolarlık bir büyüklük olduğunu gösteriyor. Bu biraz daha tüketim tarafını canlı tutabilir. Genel eğilime baktığımız zaman Asya tarafında da yine aynı şekilde bir yavaşlama söz konusu. Bu sabah Çin'de açıklanan verilerde de yine bu gözükmüş durumda. O yüzden Amerika tarafında evet bir yavaşlama olacak ama bu dünya genelindeki yavaşmadan belki bir nebze daha pozitif ayrışan bir yavaşlama olabilir. Ama tabii ki bu en azından ilk iki çeyrekte kendini gösterecek bir durgunlukla beraber gelecek. Ama sonrasında Amerika ekonomisinin öyle beklenen kadar kötü bir performans göstermediğini izleyebiliriz diye de düşünüyorum ben de. Evet, Trifle Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayeli'ye değerli katkıları için çok teşekkür ederiz.